Milas'ta çıkan yangında alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Santraldeki yangın gece boyunca süren mücadelenin ardından söndürüldü. Ören'de devam eden yangın Kemerköy Termik Santrali'ne iyice yaklaşmıştı. Türk Evleri Mahallesi'ndeki yangın Sarp ve Kayalık arazide zaman zaman da yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürdü. Arkadaşlar alevlerin arasındayız. Santralin içine girdi arkadaşlar. Santrallerin içine girdi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaştı. Santral çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Alevlere su tankerleri, tomalar ve itfaiye aracı müdahale etti. Alevler daha sonra santralin bahçesine sıçradı. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Ören ve çevresindeki 10 mahallede deniz yoluyla tahliye edildi. Yangın 11 saatin ardından bu sabah saatlerinde söndü. Sabah gün aydınlandığında bölgede görev yapan tomalardan birinin alevler arasında kalarak tamamen yandığı görüldü. Tomayı kullanan polislerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, yangın sonucu yeşilden siyaha dönen bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'ni şu an tehdit eden bir yangının olmadığını belirterek, "En kısa sürede santrali işletmeye almayı planlıyoruz," dedi.